bizi orada bekliyor. Ve dün akşam meydana gelen bir hortumdan bahsediyoruz. 18 kişi yaralandı. Felaketin boyutları gerçekten gün ağarınca ortaya çıktı. Ve hortum Alaçatı'da, ardından da enkaz bıraktı. Dün akşam yaşananları ve sabah uyanılan manzarayı da Gülçin Hacı Evliyagil bize aktarsın. Şu dakika itibariyle geçmiş olsun İzmir diyerek devam edelim. Ebru Baki, tabii gün aydınlanınca birlikte bu acı tablo daha net ortaya çıkmaya başladı. İzmir doğal afetlerle sınanıyor. Önce deprem, arkasından sel ve hortum. İzmir'de genelinde aslında nispeten durum iyi. Kuvvetli bir fırtına vardı. Bir taraftan da ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı etkili oldu. Ancak tabii ki 2 Şubat'ta meydana gelen o selden sonraki manzaralar o kadar yaşanmadı. Nispeten daha iyi bir tablo vardı ama İzmir'in Çeşme ilçesinde, Alaçatı mahallesinde, port mevkiinde durum böyle değildi. Çünkü hiç tahmin edilemeyen bir hortum geldi, yıktı, geçti burayı ve şu anda o noktadayız. Aslında en çarpıcı bir şekilde zararın meydana geldiği noktadayız. Görüyorsunuz, işte bu araç, lüks araç, metrelerce uzaklıktan buraya havaya takla atarak uçuyor ve neyse ki diyoruz, onu bu palmiye ağacı durduruyor. Çünkü hemen sağ tarafında, cephesinde bir ev var. Eğer o ağaca takılmasaydı o evin içinde yaşayanlar da zarar görebilirdi. Saat 21.30 sıralarında etkili olduğu bu hortum ve birçok araç bu şekilde ters takla atarak metrelerce yükselerek 15 metre kadar yükseldikleri tahmin ediliyor. Göz gözü görmeyen bir karanlıkta havaya uçtular ve yere çakıldılar. Bu şekilde 12 araçta maddi hasar meydana geldi ki evlerde de ağır hasar meydana geldi. Yine 7 tekne de alabora oldu. 14 evde ağır hasar var. Bunların 6'sı ağır tabii ki. Peki hortum nereden geldi? Öncelikle şu anda bulunduğumuz mevki, tabii ki port mevkisinin daha çok kıyıya yakın bölümü. Ancak hortumun geldiği noktanın, tahmin edilen noktası daha dağın sırtlarından, yani dağın sırtlarını yalıyor. Oradan yamaç evleri olarak tabir edilen bir noktadan yine evlerin çatısını uçurarak bu noktaya kadar geliyor. Tabii ki hortumun içindeki rüzgarın tabii ki tahmin edilebilmesi mümkün değil. Ne varsa içine katarak, yuta yuta, sile sürpe buraya kadar geliyor. İşte bu gördüğünüz araç da aslında metrelerce uzaklıkta bir otoparkta park halindeydi. Bu da aynı şekilde havaya yükseldi 15 metreye kadar. Sonrasında yere çıkıldı. Aslında port mevkiinde gözümüzü nereye çevirsek bu facianın izlerini çok net görebiliyoruz. Hortum saat 21.30'da etkili oldu. Tabii görgü tanıklarının verdiği ifadeler, burada yaşayanlar şöyleydi. Bir filmin içinde gibi hissettim. Sanki hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Önce bir uçak düştü sandım. Bir yandan deprem mi oluyor diye düşündüm diye tabir ediyorlar. Ve zaten dışarı çıktıkları zaman karanlık, göz gözü görmüyor. Kendilerini aslında evin içerisinde bir şekilde güvenebilecekleri bir alandan çıkarmıyorlar. Bu da iyi, çünkü eğer ki daha erken saatlerde olsaydı veyahut da insanlar dışarıda olsaydı, hortumun etkisi sadece maddi bir zararla sonuçlanmayacaktı. Can kaybına da neden olacaktı. Şimdi duvarlardaki izleri sizlere gösterelim. Kameraman Mustafa Kemal Kırıl'ın görüntüleriyle. Yerlerde kiremit parçaları var. Bir taraftan da temizlik çalışmaları yapılıyor. Bakın, bu kiremit parçaları hortumun içerisine katılarak sadece buradaki evlerin çatılarından düşmüyor. Hemen ilerideki yamaç evlerin çatılarından uçuyor. O kiremit parçalarını hortum içine katıyor ve buradaki araçlara sanki bir bomba iflak etmişçesine parçalayıcı bir etkiyle zarar veriyor ve bu yüzden de 12 araçta maddi zarar meydana geliyor. Hatta araçlar burada yığınına dönüyor. Tabii ki burada yaşayan konut sahipleri daha çok kış aylarını burada geçirmiyorlar ama pandemi koşullarında İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin farklı noktalarından buraya gelip konaklıyorlar. Dolayısıyla yaşadıkları korkuyu aslında 30 Ekim İzmir depremindeki korkuyla eşleştiriyorlar. Aynı korkuyu, paniği yaşıyorlar. Bu nedenle de şimdi aslında bazıları burada değillerdi. Sonrasında gelip gün ağarınca bu manzarayla karşı karşıya kaldılar. Çünkü yüzer iskeleler evlerin içine kadar girdi. Bakın,
lüks yatlar, tekneler hepsi alabora olmuş durumda. Tabii ki hortumun etkisi biraz önce yayına başladığımız noktada orta noktasıydı. Burası artık kıyıdan denizle birlikte yükseldiği ve sonrasında gittiği noktalar. Hemen diğer karşıdaki Port mevkiindeki villaları, evleri gösterecek olursak aynı etki onlarda da var. Yine o kiremit taşları duvarlarda izler bırakmış. Tıpkı bir deprem gibi hasar meydana getirmiş. Aynı şekilde hemen karşı sahilde port mevkisinin hemen karşı noktasında bir vinç var. O vinç de yine hortumun etkisiyle birlikte düşüyor ve orada konteyner var. Onlar devriliyor ve bu şekilde de 18 kişi yaralanıyor. Tabii bunların durumu ağır değil. İşte ağır olmaması sevindirici ancak işte onların tedavileri de devam ediyor. Bir taraftan da burada yetkililerin tabii ki çalışmaları, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Konut sahipleri de büyük bir korkuyu yaşıyorlar. Hemen evleri görüyorsunuz. Teraslarındaki eşyalar, saksılar kırılmış. Bunlar aslında hafif kalıyor diğer gösterdiğimiz araçlarda meydana gelen zararların dışında. Sadece bu mevkide değil, Kuşçular'da 700 dekar serada, 800 dekar enginar tarlasında da zarar meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli buraya gelecek. Seralarda incelemelerde bulunacak ve sonrasında da buraya gelip hasar tespit çalışmalarını ve hortumun yarattığı bu felaketin izleriyle ilgili tespit çalışmalarında bulunacak. Ama sadece o değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de buraya geldi. Yetkililerle birlikte burada incelemelerde bulundu. Aslında doğanın ağzının payını verdiğini söyledi. Yani doğanın dengesini biz burada değil tüm Türkiye'de bozduk. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz dedi. Dilerseniz şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hortum felaketi sonrasındaki değerlendirmesini kendi ağzından dinleyelim. Hakikaten pandemi, işte deprem, tsunami'yi yaşadık, sel, her şeyi yaşadık doğrusu. Bu aklımıza gelmiyordu. Hortumu da görmüş olduk. Dolu felaketi özellikle tarımsal alanlarda ciddi zarar vermiş durumda. Urla'nın işte Kuşçular bölgesinde özellikle. Yani buradaki tahribat da çok büyük ve aklı hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Tek tesellimiz sokağa çıkma yasağı olduğu için o saatlerde vatandaşlarımızın büyük bölümünün evlerinde olmasıydı. Aksi takdirde uçan kiremitler ve işte o hortumun kaldırdıkları çok daha fazla sayıda vatandaşımızı yaralayabilirdi, hayatına mal olabilirdi. Tesellimiz bunun olmaması. Şu anda iki yaralımız hala hastanede. İki yaralımız da 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırılmış. Çok şükür ağır değil sağlık durumları. İzmir